Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz, bugün sizlerle birlikte ahududu, frambuaz üreticiliği, yetiştiriciliği üzerine konuşacağız. Dünyada ve ülkemizde en çok sevilen meyvelerden birisi de tabii ki de ahudududur. Ülkemizde verimli ve kurak olmayan, sulama imkanı olan her yerde ve kışın eksi 20 dereceyi, 20 santigrat dereceyi bulmayan hava sıcaklığı olan her yerde tarımı, yetiştiriciliği yapılabilir. Yeter ki yetiştirdiğimiz ürünü alacak potansiyel alıcıları biliyor olalım ve üretime başlamadan önce mutlaka onlarla irtibata geçelim. Taze olarak satışını gerçekleştiremediğimiz ürünü nasıl değerlendireceğiz? Bunu da araştırmamız gerekiyor. Marmalat yapan kişilere mi vereceğiz, yoksa kurutup çayını yapanlara mı satacağız? Gerekli araştırmayı yapmış olmamız gerekiyor. Bir üretici için ilk etapta taze olarak satılmayanları kurutmak en az maliyetli bir değerlendirme yöntemidir. Diğer bir değerlendirme yöntemi de soğuk hava deposunda saklamak. Öncelikle yetiştirmiş olduğumuz bitkinin meyvelerini satacak olduğumuz potansiyel alıcılar hangi çeşitleri alıyor veya istiyorlar, alımını yapıyorlar, onu öğrenmeliyiz. Onlarla zaten irtibata geçeceğiz demiştik. Alıcılarla irtibata geçtiğimiz gibi bir de çevrede bu işin üretimini yapan başka üreticilerle de irtibata geçmeliyiz. Toptan bu işin alım satımını yapan tüccarlar varsa onlarla da irtibata geçmeliyiz. Tamam, ben ahududu yetiştiriciliği yapmak istiyorum deyip gidip herhangi bir yerden fidan almamız uygun olmaz. Onun için ismine doğru, sertifikalı ve piyasada geçerli bir çeşidi satın almamız gerekiyor. Ona göre, çünkü bir yatırım yapacağız, bir maliyeti var. Piyasada talep gören bir çeşidi alıp onu dikmemiz gerekiyor. Her fidancıdan fidan alınmaz. Mutlaka ismine doğru sertifikalı fidan satan fidancıları bulup onlardan istediğimiz özellikleri olan, adını verdiğimiz fidanı, ismine doğru fidanı satın almamız gerekiyor. Ahududu yetiştirmek için çok büyük parseller veya arazilere ihtiyaç yok. Şu anda üzerinde bulunduğum parsel yaklaşık 2 dönüm, 2000 metre. Hemen yan tarafta yine 1500 metre bir yer var. Toplam 4000 metrekare yok bu alan. Şimdi birazdan diğer tarafa da geçeceğiz. Fakat bahçemizi tesis etmeden önce, fidanlarımızı araziye dikmeden önce toprak tahlili yaptırmamız gerekiyor. Toprağımızdaki organik madde miktarı, kuru madde miktarını, işte kil, kum durumunu ve gerekli ahududu yetiştiriciliği için gerekli olan taban gübrelemesi için yapılacak olan gübreleme ile ilgili analiz sonucuna göre gübreleme tavsiyesi alıp ona göre taban gübrelemesi yapmamız gerekiyor. Ahududular organik maddece yüksek toprakları seviyorlar, nemli toprakları seviyorlar. Ahududu yetiştirmeyi düşünüyorsak bir kere su imkanı, sulama imkanımız olması gerekiyor. Sulama imkanımız yoksa ahududu yetiştirmeyi kafamızdan silmemiz gerekiyor. Bir de arazimiz taban arazi olması gerekiyor. Hafif meyilli bir alan olması gerekiyor. Taban alanda su tutma oranı yüksek olduğu için kışın kök boğulması olabilir. Veya kil durumu, kil oranı yüksek olabilir toprakta. Onun için bunlar süzek ve nemli toprakları seviyorlar. Hafif meyilli bir alan olması bizim için yeterli. Toprağın fideleri, ahududuları dikecek olduğumuz yerini organik maddece zenginleştirmek için kompost ve yanmış ahır gübrelerinden takviye yapabiliriz.
Bu şekilde bitkimizi tele aldığımızda hasatı daha kolay oluyor. Güneşlenmesi daha fazla oluyor. Tabana malç yaptığımızda ise bu malçlamayla da tabandaki vermiş olduğumuz suyun buharlaşmasına engel oluyoruz. Ot bitmesine engel oluyoruz. Ve organik madde ile, kompostla, gübre ile zenginleştirmiş olduğumuz bitkimizin kök bölgesine de sürekli nemli bir ortam sağlamış oluyoruz. Dikim yerlerini hazırladığımızda bu şekilde sırtlar yaparsak, bu sırtların tam ortasından gelecek şekilde damla sulama hortumlarını çekiyoruz. Üzerine malçlamayı yapıyoruz ve bu şekilde tele alacak olduğumuz direkleri dikiyoruz. Bu direkler galvaniz direkler olması bizim açımızdan önemli. Demir olduğu zaman paslanma yapıyor, ahşap olduğu zaman da çürüme yapıyor ve ahşapta çürüme armillarya hastalığı veya değişik mantarı hastalıklarında bitkilerimize bulaşıp köklerinde çürümelere neden olabilir. Onun için ahşap direk kullanmıyoruz. Köklü hazır satın almış olduğumuz fideleri bu şekilde 10-15 santim, 20 santim aralıklarla dikiyoruz. Her bir diktiğimiz kökten 1-2-3 kök çıkabiliyor. Bunlardan sağlıklı ve iyi gelişen 2 tanesini bırakıyoruz. Daha sonra diğerlerini buduyoruz. Tele alma işleminde klipsler kullanıyoruz. Evet, tele alma işlemi bu şekilde klipsler kullanılarak yapıyor. Arkadaşlar, buradaki ahut dudu tesisinin fidanların, bitkilerin boyları 2 metre, 2 metreden tepeleri vurulmuş durumda. Ahut duduların dikimi için hazırlamış olduğumuz bu malçlı naylonların tam ortasına gelecek şekilde damla sulama hortumlarına zarar vermeden fidanlarımızı dikiyoruz. Fidanları diktikten sonra hemen can suyu veriyoruz arkadaşlar. Yaz aylarında telden yukarıya doğru çıkan sürgünlerin 2 metreden fazla olan yerlerin tepelerini vuruyoruz. Gereksiz fazladan çıkan yan dalları da buduyoruz ki su ve gübre tüketiminde bulunmasın. Sadece bize meyve verecek olan dallar kalsın ve böylece daha kaliteli, daha iri, daha güzel görünümlü meyveler elde edebiliriz. Sağa sola çıkan dalların tepelerini de vuruyoruz. Onları da ayıklıyoruz. Daha kaliteli, daha iri meyveler elde edebilmek için. Gübrelemeyi yine buradan damla sulama hortumları aracılığıyla yapıyoruz. Yeterli ve kaliteli meyve elde edebilmek için mutlaka sulama yapılması gerek. Ahududularda susuzluğa hassas oldukları gibi aşırı sulamadan da kaçınmalıyız. Kök bölgesinde aşırı su birikmemesi gerekiyor. Kökleri zarar görebilir, kök boğulması olur arkadaşlar. Dekara 1,5-2 ton verim elde ediliyor. Ancak bu ortalama bir verim arkadaşlar. Siz kendiniz bakım şartları ve sulama, gübreleme ile bu miktar değişebilir. Ahududuların toplanması 2 günde bir yapılıyor arkadaşlar normalde. Ancak sıcak havalarda her gün toplanmasında fayda var. Çünkü olgunlaşan meyveler hemen matlaşmaya başlıyor. Hasat edilen ürünler en kısa sürede soğuk hava deposuna taşınması gerekiyor. Soğuk hava deposuna gidinceye kadar bahçede topladığımız meyveleri de ahududuları da serin ve gölge bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor.
Tezgahta arkadaşlar hiç dayanmıyor. Yani bir gün sattın, ertesi gün, üçüncü gün çöpe atman gerekiyor. Onun için taze olarak hemen soğuk havaya götürüp dolayısıyla dayanımını arttırman gerekiyor. Soğuk havada 4-5 gün, bir haftaya kadar dayanır diyorlar ama mümkün olduğu kadar en kısa sürede pazarlayacak şekilde, elden çıkaracak şekilde planlamasını yapmamız gerekiyor. Pahalı, özel, spesifik bir ürün olduğu için arkadaşlar bunları küçük kaselerde, karton kaselerde satışa arz ediliyor. 100 gramlık, 150 gramlık, 200 gramlık, 400 gramlık, 500 gramlık olmak üzere 500 gramdan daha fazla satışı yok. Ama genelde 200-250 gram olarak satışa arz ediliyor. Plastik kapları tercih etmeyin arkadaşlar. Plastik kaplarda delikli olsa da çok çabuk çürümeler oluyor. Zaten hassas bir meyve. Onun için dikkat edin. Bence ahududuların üretiminde, hasadında, pazarlanmasında plastik kaplar kullanmayın. 0 derecede %85-90 nemde 5-6 gün soğuk hava deposuna muhafaza edilebiliyor. Böyle bir tesiste bir işçi saatte ortalama 4 ile 6 kilogram ahududu toplayabiliyor arkadaşlar. Ha, tabii bu ürünün bolluğuna ve işçinin pratikliğine bağlı. Öyle zaman oluyor ki bir işçi saatte 1 kilogram üründe hasat edebiliyor. Ahududu, böğürtlen, frambuaz bunlar dondurma ve pasta sektöründe aranan meyveler arkadaşlar. Sizler de bahçenizde bunlardan deneme tesisleri kurabilirsiniz. Baktınız memnun kalıyorsunuz, pazarlayabiliyorsunuz, alıcısı var, daha çok yetiştirebilirsiniz. Üretilmesine gelince arkadaşlar ismine doğru kaliteli bir çeşit aldınız. Bundan kendiniz köklerin yanından çıkan bu sürgünleri alıp oradan çoğaltabilirsiniz. Veya bu sağa sola çıkan bakın sürgünler var. Kök sürgünleri var. Bu kök sürgünlerini alıp bunlarla çoğaltabilirsiniz. Diplerden çıkan bu dip sürgünlerini olgunlaşan bu dal parçalarından köklendirme denemesi yapabilirsiniz. Ancak bu konuda henüz çok garanti bir şey söyleyemeyeceğim. Ben 10 tane yaptım, bir tane köklendi. Daha çok doku kültürüyle köklendiriliyor arkadaşlar. Kök boğazından çıkan bu sürgünler ve sağa sola çıkmış olan bu pençeleriyle, uzantılarıyla çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet kıymetli izleyicilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi, görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Hepinizin her zaman mahsulünüz bol, müşteriniz çok, paralarınızın bereketli olmasını dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, like atmayı unutmamanızı dilerim. Herkese iyi günler, başarılı yetiştiriciler.